90 Artı Akhisar Spor programından herkese merhabalar. Akhisar'da yeni bir konseptle karşınızdayız. Akhisar'da 13 yıl futbol oynamış ve 3 yıl büyük başarıları imza atarak kaptanlığını yapmış Emin Kökçü hocamla bugün birlikteyiz. Akhisar Spor'u yorumlayacağız. Programlarımız her hafta devam edecek, düzenli olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İlber. Hocam bir küçük özetleyebilir misiniz Akhisar Spor'un bugünkü durumunu? Akhisar Spor'da neler oluyor? Bugünkü durumun nedeni ne? Şimdi Aksaray Spor'dan önce hayırlı olsun diyorum programın. Teşekkürler hocam. Allah utandırmasın. Allah yolunu çeksin. İzleyenin çok olsun. İnşallah hocam. Beni de bu değerli programına yorumcu olarak davet ettiğin için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah izlerini bol olur. Güzel şeyler yaparız. Güzel şeyler olur. İnsanların beğenisini kazanırız. İnşallah hocam. Aksaray Spor'a ne oluyor? Aksaray Spor karanlıktaydı sezon başından beri. Aksaray Spor'un faturası ödendi. Elektrikler açıldı. Buradan müjdeyi verebiliriz. Evet, transfer sezonu da açıldı. Aynen. Işıklarımız kesikti. Dün itibariyle açıldı. Fatura ödendi. Ve çok güzel şeyler olmaya başladı. Bunu zaten ileriki günlerde hep beraber göreceğiz. Aksaray Spor 1970'te kurulmuş. Çok saygıdeğer başkanımız Sayın Yılmaz Ataburt nezaretinde ve değerli üyelerinin yönetim kurulunun nezaretinde kurulmuş çok değerli bir kulüptür. Formasıyla, armasıyla harika bir kulüptür. Büyük başarı atmış bir kulüptür. Ben de 1977'de bu değerli ailenin, büyük ailenin bir parçası oldum. Bundan da çok gurur duyuyorum, büyük mutluluk duyuyorum. Aksaspor'un dünden bugüne kadar attığı büyük başarılara benim başarılarımla benim de imzam olduğu için altında ben de çok mutluyum, gururluyum. Çünkü o güzellikleri yaşadık birlikte. Güzel başarılar imza attık. İyisiyle, kötüsüyle çok güzel anılarım oldu Aksaspor'da. Aksaspor ben inanıyorum ki bundan sonra çok 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 daha iyi şeyler olacak. İşte dediğim gibi fatura ödendi, elektrikler açıldı. Artık önümüzü görüyoruz. Aydınlık her taraf. Bu gelen arkadaşlar da Aksaspor'a çok çok iyi şeyler yapacağına inanıyorum ben. Bunu zaten hep beraber göreceğiz. Aksaspor bugüne kadar gelirken Yılmaz Ataburt saygıdeğer başkanımız Yılmaz Ataburt'tan bu yana tabii çok büyük başarı imza attığı gibi çok da kötü günler de geçirdik. Yani gerçekten Aksaspor başarının yanında zor günleri de yaşayan bir kulüp. Ama bunun altından hep birlikte kalkıldı. Birlik beraber içinde kalkıldı. Bugün de aynı şeyi yaşayacağız. Bugün de bu güzellikleri yaşayacağız. Bu kötü günleri geride bırakacağız. Şimdi örneğin 1994 yanılmıyorsam takımımız küme düştü amatöre. Üçüncükteydi. Amatöre düştü biliyorsun. Değerli başkanımız Halil İbrahim Doğan o zaman Aksaspor'un başkanıydı. Amatöre düştüğün zaman Evet. takımımızı tekrar üçüncüye çıkardı. Profesyonel lige çıkardı. Burada kim vardı? İşte Ali İbrahim Doğan başkanımız da saygıdeğer. Hocalarımız, Memiş Büyük hocamız, Süleyman Özkaraman hocamız, çok değerli hocalarımız. Ve o gün futbol takımında bulunan değerli futbolcularımız, yöneticilerimiz, Ufuk Özkan, Halil Akçalı, Ufuk Merde yanılmıyorsam yani şu anda ismini hatırlamak için çok özür diliyorum aklımda değil ama bu grubun bu Aksaspor'a çok şeyler verdiğini biliyoruz gördük yaşadık. Bu insanların takımındaki futbolcuya dair bu yöneticinin ödüllendirmesi lazım bana göre. Çünkü takımı tekrar hemen düştüğü gibi profesyonel lige taşıdılar ve bugünleri bu güzellikle yaşamamıza sebep oldular. Onun ardından 2002'de o çok değerli kardeşimiz Ömer İşçi Başkanımız 2002'de takımın başına geldi. Biliyorsunuz. 2002'de takımın başına geldi. 2007'de 2008'de üçüncü şampiyon oldu. İkinciye çıktık. Evet. İkinci lige çıktık. İkinci ligde çıktıktan sonra başkanlığı bıraktı Ömer İşçi. Bugünkü başkanımız saygıdeğer Hüseyin Aksaray Başkanımız takımı başkan oldu. 2009-2010'da. O da çok büyük başarılar imza attı. Hemen o sene İkinci lige çıktık. Birinci lige çıktık. Yani Evet. PTT ligine, bugünkü PTT ligine çıktık. Evet. Hemen bir sonra sene 2011 o 2012'de Süper Lig'e çıktık. Hızlı bir yükseliş olmuştu Arka Aksaspor adına. arkaya Hemen yukarı çıktı, inanılmaz evet. bir başarı grafiği var. Arka arkaya 3. lig Ömer İşçi dönemi,
Hemen arkasından 2010, 2011 Erşitel'den, Hüseyin Erşitel'den ikinci evi PTT şampiyonu ve hemen arkasından da Süper Lig'e ayak basık. Çok büyük başarı imza attılar. Tabii şimdi çok büyük başarı imza attık. Evet, gerçekten öyle. 7 yılda ligde tutulduk. O da büyük bir başarı. Bir ilçe takımının 7 yılda Süper Lig gibi dev bir ligde hakikaten değeri çok yüksek bizim ligin, Süper Lig'in değeri çok yüksek. Bu ligde 7 yıl tutunmak büyük başarı. Bunu sağlayan değerli yöneticilerimiz, o günkü yöneticilerimiz çok güzel şeyleri imza attılar. Çok büyük başarıyla Türkiye Kupası'nı kazandı bu takım. Süper Kupayı kazandı. Evet. Türkiye Kupası'nı kazandı. Türkiye Süper Kupayı kazandı. UEFA'ya katıldı. Başarılara bakar mısın? Ama tüm bu başarılara rağmen bugün çok kötü günlerde yaşıyoruz. İnşallah bundan da sıyrılacağız diyorum. Şimdi Aksaspor her şeyin altına kalkmış bir kulüptür. Büyük bir kulüptür. Büyük bir değerdir. Büyük bir armadır. Büyük bir ilçedir. Taraftarıyla, yöneticisiyle, futbolcusuyla bunun altına kalkacağına inanıyorum ben. İnşallah bu gelen arkadaşlarla birlikte güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Evet hocam haklısınız. Yani dediğinizi bir kısaca özetlemek gerekirse Akhisarspor kurulduğu günden bu yana çok fazla zor dönem geçirmiş bir kulüp. Fakat hem ilçedeki yöneticilerin bu kulübe sahip çıkan taraftarın hem de sahada ter döken futbolcularına kadar, hocalarına kadar, teknik direktörlerine kadar herkes elini taşın altına koyduğu zaman bugünlerden çıktığını gördük. Bugün de Kesinlikle. tabii UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl çok büyük bir yükseliş gördüysek aynı şekilde düşüş yaşadık. UEFA Avrupa Ligi'nden oynadığımız sezonda küme düşmek üzdü, bizi üzdü. Aksaspor taraftarlarını çok yıprattı. Bir sene sonra acaba tekrardan çıkacak mıyız? Playoff derken geçtiğimiz sezon Karagümrük elendik maalesef. Evet. Bugün de Aksaspor'un bulunduğu konum ne tarihine ne de bugüne kadar oynadığı futbola yakışmıyor. Kesinlikle yakışmıyor. Kesinlikle. Sene başında hocam bu sezon başladığında tekrardan aslında parolamız bir playoff'tu. Evet. Sezon ortasında şu anda mevcut başkanımız Evren Özbek. Evet. Başkan değişimi yaşadık. Sezon başında yaşadık hatta. Ligi iyi başladık Sarpsborg. Evet. Çoğu kulübün üstündeydi. Orta sıralarda yer alıyordu. Kendime playoff'a gidebileceğine inanıyordu. Fakat kulüpten üst üste gelen ayrılık haberleri gerek oyuncuları gerekse teknik ekibi çok yıprattı ve puan kayıpları yaşadık. Kesinlikle. Nitekim son 8 maçta da bu yansıyor. Cem Hoca'nın son 5 maçta mağlubiyet almasından sonra ayrılması ve Mesut Hoca'nın da geldikten sonra açıkçası kendi fikrimi çaresiz bir takımı aldı ve 3 Çok maçtır doğru. galip gelemiyor. Son 8 maçta devam eden bir mağlubiyet serisi var. Şimdi ikinci yarının ilk yarı, ilk maçı olarak Tuzla Spor'la karşı karşıya geleceğiz. Evet. Hocam bir geçtiğimiz Adana Spor maçını değerlendirelim. Sonra da oynayacağımız Aksaspor Tuzla Spor maçını değerlendirelim Evet. isterseniz. Şimdi İlbecim, Aksaspor evet çok zor bir dönemden geçiyor. Gerçekten çok bir zor dönemden geçiyor. Çok büyük başarının ardından hemen bu şekilde bu duruma düşmesi hakikaten herkesi üzdü. Hepimizi üzdü. Tabi bunda bir takım yanlışlar olduğu onunla tartışılır. Ama Aksaspor bu şeyden çıkacak. Her takım bunu yaşıyor. Sırf Aksaspor değil. Fenerbahçe yaşıyor. Beşiktaş yaşıyor. Galatasaray. Her takım dönem dönem böyle bir sıkıntılar oluyor. Bir karanlık günler oluyor. Aksaspor'da onları yaşayan bir kulüp. Onları yaşayan bir kulüp yani. Bu sıkıntıları yaşayan bir kulüp. Ama o üstünden gelecektir. Şimdi sezon başı transfer yasağımız vardı. Futbol takımımız aslında Süper Lig'den düştüğü gibi çıkabilirdik. İyi bir takımımız vardı. Ama işte parasal sıkıntılar, borçlar, ödemeler bizi zor duruma bıraktı. Giden futbolcularımız oldu. Sıkıntılar çığ gibi büyüdü. Ondan sonra Özbey Serhat, Bışar, Bişar Evren. ve Evren Özbey kardeşler takımımıza sahip çıktı. Şimdi insanlarımız kızıyor. Yani niye işte onlar çıktı, şey yaptı da geldiler bizi. Gelsinler. O insanlara bir şans verelim. O insanlar da demek ki bu takımın zaten bak bir şey olsun, Serhat olsun bu takımın içindeyiz zaten. Evet. Bir şey avukatımızdı. Dışarıdan gelmedi bunlar.
Zaten Süper Lig'den okuduğumuz da. Süper Lig'den beri evet. Anlaşma çok önce yapılmıştı. Hayır şey de öyle. Serhat da öyle. Kardeşler de öyle. Evren karıştırıyor öyle. Üçü geldiler. Takıma sahip çıktılar. Sahip çıktı. Evet sahip çıktılar aslında. Baktığım zaman sahip çıktılar. Şimdi hocam orada şöyle bir yanılgı var. Özbey kardeşler Eksel Spor'a gelip üstüne atlamadı. O kesinlikle. Özbey kardeşler Eksel Spor'a davet eden Fatih Başkan ve Hüseyin Erbüsel Başkan. Kesinlikle. İkisi hatta Hüseyin Başkan döneminde Bışar Özbey'in kulübün avukatlık işlerini yaptığını, Süper Lig'deyken çalıştığını ve bunu Evren Başkan da dile getirdi. Biz kulübü almadan önce Hüseyin Başkan'la görüştük. Çünkü kulübün başarılı dönemlerinde başkanlık yapmış birisi olduğu için ondan onay aldık. Bugün buraya geldik ama onun izniyle geldik. Ve Fatih Başkan'ın çağırmasıyla geldik dediler. Evet, evet. Geçtiğimiz günlerde bir çağrıları olmuştu. İsteyen varsa gelsin kulübü alsın diye. Yine bir ses çıkmadı açıkçası kimseden. Kimseden bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde tekrardan bir seçim yapılacak. Seçimdeki şu anda bir İsmail Hocaoğlu var. Aday galiba. Evet, başka duydum, aday duymuyoruz. Başka aday duymuyoruz. Halil İbrahim abi galiba. Halil İbrahim eski başkanımız Sayın Halil İbrahim Doğan başkanımız da herhalde bir liste çıkaracak gibi. Onu da bilmiyorum. Öyle bir duyum aldım ben de. Net bilmiyorum ama öyle bir duyum var. Başkan adaylarımız çoğaldıkça onları da burada konuk alıp kendilerini kulüp adına düşündüklerini yani, tabii ki. Açıklamalarına fırsat veririz tabii ki de. Çok isteriz. Hani oradaki o yanlış anlaşılmayı bir gidermek istedik. Yani Özbey kardeşler buraya gelip de kulübün üzerine atlamadı. Onları çağıran da yine eski yönetimde. Kesinlikle. Zaten insanlar şeyde de kulübün içindeydi onlar. Evet. Yani sonradan gelme değiller. Yani gel demediler. Zaten kulübün içindeydiler. Biri avukat, biri menajerimizi. Yani kulübün yapısını, DNA'sını bilen insanlardı yani. Onlar da geldiler. Şey yapmaya çalışıyorlar. Bak işte az önce dedim ya. Işıklar açıldı. Işıklar açıldı. Fatura ödendi. Bu insanlar da bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bunun altında zaman tanımak lazım. Arkasında durmak lazım. Bakalım ne yapacaklar? Ne yapmak istiyorlar? Onu izlemek lazım aslında. Ya benim bir şahsi görüşüm inşallah olacağına ben inanıyorum. Gerçekten inşallah olacağına inanıyorum. İşte bunu zaten sermayesini görüyoruz. Bir sürü şeyler isimler dolaşıyor ortada. Transfer dolaşıyor. 8 isim açıklandı hocam. 8 isim 8. açıklandı. Bir 6 isim daha açıklanacağına dair. Ben 15 futbolcunun alınacağını biliyorum. İnşallah alınan futbolcular da iyi olur. Tabii ki iyi olacak öyle düşünüyorum ben. Çünkü şeyleri hedefleri büyük. Evren Başkan geçen gün Engin Akyüz'ün programında gayet güzel şeyler söyledi. Biz de Aksaspor'u yukarı taşımak için aldık. Bir şeyler yapmak için aldık. Aksaspor'u şampiyon yapmak için aldık. Bu girdaptan kurtarmak için aldık. Bir takım şeyler söyledi. Şimdi Aksaspor adam dedi ki biz de bu takımın şampiyon ligini oynayacağız dedi. Şampiyon ligine götüreceğiz dedi. Belki şimdi hepimize komik gelebilir. Peki Aksaspor'un Süper Lig'e çıkacağına inanıyor muyduk? Hayal ediyor muyduk? Adam da onu hayal ediyor. Ben bir şampiyon ligine gideceğim. Demek ki oluyormuş. Ona da inanacağız. Olabilir yani. Umarım başarılı olur. Yani temennimiz o. Destek olmamız lazım. Destek değil. Bu adamı destekleyelim. İnşallah yapacağına inanıyorum ben. Böyle ilerleyeceğim. Şey maçı. Adana Spor maçı. Adana hocam, Spor maçı. Şimdi sadece ilk 11'de Adana Spor'un ilk 11'de bizim takımımız Aksaspor olarak sadece kaptanımız Kadir Keleş vardı tecrübeli olarak. Diğer evet. Futbolcularımız hepsi altyapıdandı. Bana göre Çektar da artık altyapıda yani, yaş olarak genç geldi. Bana göre gençlerimiz harika bir performans sergilediler. Çok iyi oynadılar. Keşke bu oyunlarını güzel bir galibiyetle taşlandıramadılar. O anlamda tabii ki üzüldük, mağlup olduk. Önemli değil. Önemli olan burada çok şey var, güzel bir durum var. Ne önemli olan? Halil'i kazandık. Berat'ı kazandık sol bek. Samet'i kazandık. Semih'i kazandık. Evet, Semih çok iyi. Zaten Göksu, yani. Doğukan, onlar zaten bu takımın artık asları gibi duruyor, oynuyorlar. Bunları kazandık. Aslında yönetim olarak bu arkadaşlarımızın arkasında durmamız lazım.
Oynatmaları lazım. Şimdi istatistiklere baktığımız zaman hakikaten çok güzel işler yapmışlar. Yüzdelere baktığımız zaman hakikaten harika işler yapmışlar. Yani iki topumuz direkten döndü. Pozisyon zenginliğimiz var. Yani hiç sırıtmadı arkadaşlar. Hiç sırıtmadılar. Çok güzel mücadele ettiler. Başa baş mücadele ettiler. Sanki uzun zamandan beri bu ligde oynayan futbolcular gibi mücadele ettiler. İnşallah bundan sonra da performansını devam ettiler bu şekilde. Takımımıza büyük katkılar sağlarlar. Ve işte Ali Kaan gitti Ankara Gücü'ne. Evet. Bu genç futbolcular da bu tip insanları, bu tip genç arkadaşlara örnek almaları lazım. Demek ki oluyormuş. Demek ki geliyorlarmış. Tabii. Aksaspor'dan da bir gelecek varmış. Bunu herkes Evet, gördü. evet. Aksaspor büyük bir cami artık. Aksaspor marka, marka. Bunu hiç kimse unutmasın. Aksaspor markasıyla, formasıyla, armasıyla hakikaten bir şey oldu. Dünya markası oldu. UEFA'ya katılmışsın ya. Sevilla gibi bir takımı sen buraya getirebilmişsen Aksaspor olarak bir markasın kardeşim. Evet. Bu marka değerini hepimiz korumamız lazım. Hepimiz daha üstlere taşımamız lazım. Bunu kesinlikle yani sırf idareciler yapmayacak bunu. Bizler de yapacağız. Dışarıdaki insanlar da yapacak. Ya destek olarak tabii ki yapacak bunu. Sahip çıkarak yapacaklar. Artık Aksaspor bir marka. Geriye dönüş olmaz. Aksaspor'un çıtası UEFA katmış bir takım. Bu çıtayı daha da ileri taşımak için mücadele etmek zorunda. Kesinlikle bu böyle yani. Şimdi bu arkadaşımız gerçekten genç arkadaşımız Adanaspor'da muazzam bir performans sergilediler. Mağlubiyete ben bakmıyorum. Oynadıkları oyunlara bakıyorum. İsteklerine, arzularına bakıyorum. Geleceklerine bakıyorum. Hakikaten hepsi de birbirinden çok değerli. Burada tabii ki daha önce oynamış Göksu olan Doğukan, Evet. Çektar. Onlar tabii ki bir adım öndeler. Neden? Maç fazlalığı var. Bir futbolcunun maç fazlalığı çok önemli. Maç oynaması çok önemli. Maç oynarsa bu futbolcu kendini geliştirir. Şimdi Halil'e de bir parantez açmak istiyorum. Halil muhteşem bir performans sergiledi. Harika bir performans. Şimdi bu Ali'nin, bu çocuğun, genç kardeşimizin, kalecimizin performansını daha da ileri taşıması için oynaması lazım. İnşallah benim temennim Tuzla maçında Halil'den başlayacağım. Hocam, Hadi. bu konuyu hafta içinde bir Mesut hocamız bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada kendisine ilettik, dedik ki hocam forma adaletinde hani sağlayacak mısınız? Sonuçta Lukaç yoktu. Bir iki haftadır nerede olduğunu bilmediğimiz şekilde yoktu. Ortada yoktu. Hatta Şimdi Lukaş'a da geleceğim ben. sözleşmesini feshedip gittiğini düşündü herkes. İyi ki de gelmemiş. Evet. Halil'i kazandık dediğiniz gibi iyi ki de gelmemiş. Halil harika bir maç çıkarttı. Hatta Mesut hocamız o söyleşisinde şunu belirtti. Süper Lig, bazı Süper Lig ekiplerinden ya şu kaleciyi bize verin dediklerini duyduk. Doğrudur. Halil iyi performans gösterdi. Maçı çok uzun süre kalesini gole kapattı ama tabii direnemedi. O da daha ilk defa oynadığı bir defans tandemi vardı. Bu da önemli. Golden hiç hatası yok. Çok iyi yere vurdu. Orada defansın pozisyon hatası var. Kafayı vurdurdular. Top da çok iyi yere gitti. Evet. Yani alt köşeye gitti, direğin yanına gitti. Uzanmasına rağmen çok da iyi uzandı. Çıkaramadı. Şanssızlık var. Şanssız bir gol yedi. Yapacak bir şey yok. Ama şimdi Lukaç'a gelelim. Lukaç efendim. Bu takımdan kaç yıldan beri Lukaç? 4-5 sene var değil mi? Belki fazla olabilir Belki hocam. de fazla olabilir. Bu takımdan dünyaları kazandın sen. Dünyaları kazandın. Şimdi son 8 maçın performansına bakın Lukaç'ın. 8 tane mağlubiyet. Attığımızda 18 tane gol yemiş efendi. Lukaç efendi 18, 8 tane mağlubiyet. Lige çok iyi başladı. Çok iyi performans. Aldığımız 13 maçın 8-9 puanı Lukaç'ın. Ama son şeye baktığımız zaman maçlara ikinci son 8 periyota baktığımız zaman inanılmaz bir kötü oynadı. İnanılmaz. Sen nasıl bir profesyonelsin? Nasıl bir zihniyet var sende? Senin bu mesleğin kardeşim. Senin bir sözleşmen var. Senin paran ödenmeyebilir. Sıkıntılar yaşayabilir. Bak kulübün de bir sıkıntısı var. Zaten yani her şey futbolcuya yana. Ya yani o para sana ödenecek. Şunu çıkarayım. O zaten o para sana ödenecek. O parayı alacaksın sen. Evet. Yani bütün prosedürler futbolcuya yani. Eskiden değil. Eskiden kalıyor paralar. Ama şimdi kuruşuna kadar alıyorsun kardeşim. Sen çıkacaksın oraya. Sen oraya çıkacaksın. Performansını sergileyeceksin. Takımın için elinden gelen her şeyi yapacaksın.
maç kazandırmaya çalışıyor. Nasıl ilk 8 maç oynadı? Nasıl başını bir orada da başlayacaksın. Orada da 8 son 8 maçta oynayacaksın. 7 goller bakar mısın? Hep seyretti. Hep hiç hamle bile yapmadı. Çok hatalı, evet. Hamle yani yazık, günah. Şimdi ben olsam Ali'yi oynatırım ve onun mukavesini fethederim. Aksesuar camiasında öyle futbolcuya gerek yok abicim. Karakter. Evet, profesyonelsin. Bu işin ekmeğin, senin işin bu. Çoluk çocuğun var, şu var, bu var, geleceğin var. Futbolcunun geleceği şey sınırlı. 35'te futbol bırakıyorsun. Evet ama bir ahlak vardır kardeşim. Bir sporcu ahlakı vardır. Evet. Sahaya çıktığın zaman onu en iyi şekilde sergileyeceksin, göstereceksin. Alcan olsa bile, baba söylüyor, ana söylüyor, kardeş söylüyor da maça çıkıyor. En iyi performansı ilgili. Sen ne alacağın var? Kaç para alacağın var? Bildiğime göre 50 bin dolar alacağı kalmış bunun. 50 bin dolar. Okay, trilyonlar kazandı kardeşim. 6 senedir, 7 senedir kulüpte tabii. Sözleşme trilyonlar kazandı, trilyonlar. Aksamadı. Senin bir seneden, işte durum, kulübün durumunu biliyorsun ya. Kulübün durumu herkesin gözünün önünde. Biraz da destek ol yani. O yüzden ben olsam Tuzla maçından Halil'e başlarım. Öyle İlbey kardeşim. Hocam şimdi Adana Spor maçındaki diğer istatistiklere göz attığımızda, ben normalde Excelspor'un maçtan önce bu kadar fazla topla oynayacağını düşünmüyordum. Evet. Çok önemli bir istatistik değil aslında topla oynama yüzdesi. Fakat yeni kurulmuş bir takım, daha hafta içi sözleşmeleri imzalanan futbolcular hafta sonu maça çıkıyor. Ama Adana Spor maçında %49, %51 gibi bir gerideyiz. Fakat %49'u %51 eşit diyebiliriz. Eşit, tabii tabii. Eşit bir topla oynama var. Aynen. Adana Spor'dan daha fazla pozisyona girdik mi? Neredeyse onlar eşit. Hatta belki daha fazla pozisyona girdik. Fakat bitiriciliğimiz eksik. Kesinlikle. Akhisar Spor 3. bölgeye topu taşımakta zorlanmıyor. Özellikle burada baktığımız zaman oradaki kilit oyunculara en çok çalım atan oyuncu maçta iki takım adına da Çektar. Çektar. 5 çalımla Akhisar Spor'un en fazla kilit açan oyuncusu oldu. Evet. Çok eski, eski klasik 10 numara pozisyonu, o 10 numara dediğimizde gözümüzde canlanan futbolu şu anda oyuna sergileyen kişi Çektar. Çektar, doğru. Topu kimi zaman bakıyorum, şimdi defans tandemi çok tecrübeli değil. Pas, Kokaliç varken o sıkıntıyı çekmiyorduk. Geriden oyun kurabilme yeteneğine sahip bir defans. Fakat tabii yeni oyuncularla daha fazla sorun çekiyoruz. Orta sahamız geriye gelerek oyun kuruyor. Evet, evet. Bunu aşıyoruz. Bir türlü 3. bölgeye taşıyoruz fakat bitiremiyoruz. Bunu yönetim de fark etmiş olmalı ki hücum hattına sağ kanat, sol kanat, 10 numara santrafor olmak üzere 4 tane transfer. Evet. Dün gece müjdeyi verdiler. Dün sabahtan beri bombaları patlatıyor zaten Akhisar Spor. İnşallah, inşallah. Tam 4 tane. İnşallah olacak. Evet, 8 tane futbolcunun lisansı çıktı. Geri kalan oyuncuların da bugün yarın açıklanması bekleniyor. Şimdi hocam, baktığımız zaman Akhisar Spor Tuzla Spor maçına. Tuzla Spor bugün kendine, bugün lig bitse playoff'talar. Ligin 6. sırasında yer alıyor. Evet. Akhisar Spor 16. sırada. Hak etmese de maalesef burada. Tuzla Spor bizim gibi. Biz nasıl son maçta kaybettiysek onlar da formlu değil. Onlar da formsuz. Evet, evet. Altay ve Giresun Spor'a kaybettiler. Evet, evet. Ama tabii Giresun Spor ligin lideri. Altay da ligin çok yatırım yapan takımlarından bir tanesi. Kesinlikle. Tuzla Spor'un kilit oyuncularını ele alalım dedik sizinle. Oynadıkları futbolcuları kime dikkat etmeliyiz? Kime basmalıyız? Ya şimdi Tuzla Spor aslında şöyle, Tuzla Spor'dan bu performansı kimse beklemiyordu lige çıktığında. Biliyorsun şeylerde çıktı, o playoff maçlarına çıktı. Evet, evet. Bu performansı bak, ben de beklemiyordum. Ama muhteşem bir performans sergilediler ve şu anda 30 puanda 6. sıradalar. Çok iyi. Kilit isimleri orta sahada Gökcan diye bir arkadaş var. Gökcan Kaya diye bir futbolcu da var. Bütün organize yapan o çocuk. Asistleri yapan o çocuk. Buna önlem alır mıyız almanızı bilmeyiz ama şey yapılması lazım. Kontrol edilmesi lazım. O çocuğu yakın arkadaş veya işte pres, sağ presi diyelim diye yakın pres, o şekilde kontrol etmek gerekir. Golcüleri var. Turham diye bir golcü var. O da 6 gol atmış. İyi bir futbolcu, iyi bir santrafor. Evet. Çok etkili futbol oynuyor. Ona da çok dikkat etmek lazım. Bunun yanında yabancı olmadığımız futbolcular da var burada. Yani bizden giden Aykut var, Onur var, Özgür Can var, İsmail Konuk var. Sonra da Rotman gitti.
Devre arası transferlerine bakalım bir hocam. Şu ana kadar iki kişiyi, İsmail Hakkan Odabaşı sağ açık. O boştu. Boştu. İsmail Odabaşı çok iyi futbolcu. Sağ açık oynuyordu. Mayıs Spor'u sağ açık oynuyordu. Mayıs Spor'un iyi döneminde. Çok kaliteli bir futbolcu. İyi bir transfer bana göre. Çok etkili bir futbolcu. İnşallah yani azı değildir. Evet. Şey olarak, kondisyon olarak azı değilse büyük ihtimalle hoca da yer vermez. Ama çok kaliteli bir futbolcu. İyi bir transfer. Zaten Rotman'ı tanıyoruz. Rotman bizden gitti. Evet, Rotman da klas tartışılmaz. İyi bir futbolcu. İnşallah iyi sonuçlar alırız diye. Ama şunu şöyle var. Şimdi tabii ki biz çok transfer yaptık. Yapıyoruz hala. Yani bu futbolcunun performansı nasıl olacak? Hazırlar mı? İtmanlı mı? Fizik kondisyonları nasıl? O çok önemli. İlk maçı çıkacağız. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. İkinci yarı telafisi olmayan maçlar oynayacağız. 6 puanlık maçlar hepsi. Kesinlikle. Bir de şimdi sıralamada 16 puandayız. Pardon 13 puandayız. Ve alttan 3.'üz. Sıkıntılı bir durum var. Ya bu maçtan bizim yani en azından bir puanla ayrılmamız şart. İyi bir başlangıç yapmamız lazım. Şimdi artık telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Şimdi şeyin de hedefi var. Tuzla Spor'un ilk aldığı hedefi var. Çok iyi bir performans akıllı sergiledi ilk yarıda. Hocam ayrıca bir şey daha ekleyeyim. Ziraat Türkiye Kupası'nda son haddeye kadar geldiler. Şu anda daha son elemede Başakşehir'e elendiler. Başakşehir, ki o da son şampiyon. Zaten hani geçmelerini kimse umuyordu. Evet, evet. 5-1 elendiler. Evet. O maçtan belki teknik ekibimiz bir şeyler kapabilir. Nasıl Başakşehir'in kilidini açtı. Tabii çok klas oyuncuları, kaliteli oyuncuları var. Var. İyi bir takım. Oturmuş takım. İyi oynuyorlar. Takım oyunu oynuyorlar. Evet. İyi oynuyorlar. Takım oyunu oynuyorlar. Şimdi bizim tabii benim tek korkum, çekingem şu. Yani işte Aksaspor'u evet çok iyi futbolcu alıyor. Alıyor. İyi futbolcular alıyor. İyi bir takım kuruyor. Yani şimdi takımı oluşturabileceğiz mi acaba? O uyumu sağlayabileceğiz mi? Şimdi yabancılar başka bir ülkede geliyorlar. Dil sorunu var. Yabancı bir ülkeye geliyorlar. Farklı liglerde. Farklı ligler geliyor. Farklı insanların şey yapacak farklı bir şehire geliyor. Uyum önemli ama şurada uyum. Uyum çok önemli. Eğer biz o uyumu yakalarsak, eğer fizik kondisyon olarak çocuklar hazırsa, gelen futbolcular hazırsa, o uyumu da yakalarsak ben vallahi ilk 6'ya kadar gidebilir diyorum Aksaspor. Çok güzel bir performans sergileyebilir. Çok bir puan farkı yok şu anda. 6. sıradaki rakip Tuzla Spor. Eğer gideceksek bu maçtan başlamamız lazım zaten. İşte, evet. Kesinlikle. İyi bir başlangıç şart. Tuzla Spor'un puanını ele almıştık hocam sizin oradan. 30 puanı var. 30 puanı var. 30 bizim 13 puanımız var. 17 puanlık bir fark var. Evet. 3 puanlı sistemde kapanmayacak. Puan farkı kesinlikle, değil. Çünkü kesinlikle. Daha bir yarı oynayacağız yani. 17 maçımız, 17 maçımız var. 17 maç. Problem değil. Fakat tabii bu maçtan başlamamız lazım. Sendelim olmaması gerekiyor. Hata olmaması gerekiyor. İşte burada hocaya bu hafta çok iyi önemli işler düşüyor. Çünkü performans çok önemli. Yani hoca da bilmeyecek şimdi ne yapacağını. Bilemeyecek. Şimdi yeni futbolcuya gelmiş. Performansın ne olduğunu bilemez. İlk bir hafta itmana çıkmış. Bir hafta itmandan, iki gün itmandan nasıl değerlendirme yapacak hoca seni? Performansını nasıl görecek? Başka takımda hazır gelmiş olabilirsin. İyi performans sergileyebilirsin ama değişik bir takıma geliyorsun. Performansını nasıl sergileyecek? O ortamı, o havayı, o grubu nasıl oluşturacaksınız? Çok önemli. Hocam uyumu aşmış olmalarını umuyoruz. Bir an önce aşmalarını da istiyoruz. Çünkü şöyle bir şey dikkatimi çekti. Aksaspor son 8 maçtan sadece 4 gol attı. Evet. Çok büyük bir sorun. Zaten 8'ini de kaybetti. 18 tane gol yedi. Yani. Bu Lukaç'la ilgili yorumunuzu almıştık. Fakat şöyle bir şey var. Son 8 maçta 4 gol atan Aksaspor geçtiğimiz günlerde Soma Spor'la bir hazırlık maçı oynadı. Yeni gelen oyuncuların denenmesi için. Evet. Ve 2 golü de 4 golü de yeni transferlerimiz attı. Çok güzel. 2-2 attılar fakat atan isimler şu anda aklımda değil. Yani Aksaspor son 8 maçta attığı golü tek maçta attı. Tek maçta. Harika. Kaliteli oyuncularla kaliteli futbol oynamak çok daha basit. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani şimdi ben de bunları yaşadım. Şimdi şampiyon olduğum dönemler vardı. Yani çok çok iyi futbolcuya geldi. Çok çok iyi performans sergilediler. Şimdi sen de onların yanında iyi olmak zorundasın zaten. İyi futbolcu yanında oynamak zaten sen adam seni oynatıyor. Yani istersemiz seni oyuna sokuyor. Bir sorumluluk bindiriyor. Sorumluluk bindiriyor. Yani tabii ki iyi takımlarla oynamak çok farklı. Yani. Keyif alıyorsun. Mutlu oluyorsun yani. Şimdi Aksaspor'un son maçına bakar mısın? 8 sene mağlubiyetin var. Şimdi o futbolcunun psikolojini düşünebiliyor musun? Ya maçı hazırlamasın. Ya acaba diyorsun gene mi yeneceğiz?
Acaba gene mi fark edeceğiz? Yani hep böyle acabalarla maça çıkıyor zaten futbolcu. Konsantre olamıyorsun. Öyle olunca da tabii mağlubiyete arkadaş zaten golü yedi mi şey düşüyor. Enerji düşüyor futbolcunun. Dikkat et futbolcu yüzünü. Evet. Hemen düşüyor. İlk golü yememesi lazım Tuzla Spor maçında. Çok farklı bir oyun oynar eğer ilk gol Yani atarsa. ben iyi şeyler olacağını, bu Tuzla maçı iyi bir başlangıç olacağını tahmin ediyorum. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. İnşallah Aksaspor çok iyi yerlere gelir. Aksaspor bu sene ligde tutun. Tabii ki ilk hedefimiz ligde tutunmak. Evet. Ondan sonraki hedef ilk altı. Zaten bu ligde düşme diye bir şeyim yok benim. Yani düşüncem yok. Öyle bir düşünceye sahip değilim. Yani, ya Aksaspor düşer diye demiyorum. Ama Aksaspor seneye çok farklı bir kimlikle çok farklı işler yapacağını ben şimdiden müjdesini verebilirim. İnşallah hocam. Güzel şeyler söylüyorsunuz. Umarım tahmin ettiğimiz gibi, istediğimiz gibi, dilediğimiz gibi Evet, olur. olacak. Hocam eklemek istediğiniz bir şeyler yoksa programı, bu haftaki programı sonlandıralım. Güvenelim. Sahip çıkalım. Serhat, Bişar, Evren kardeşimize sahip çıkalım. Onların arkasında duralım. İzleyelim. İyi şey yapacağını zaten biliyoruz. Taraftarlarımızla, şehrimizle, halkımızla bunlara bir süre tanısınlar. İzlesinler. İnşallah iyi şeyler olacak diyorum ben. Bu arkadaşlar iyi şeyler yapacaklar. İyi şeyler yapacaklar. Bundan emin olsun Umarım herkes. hocam. Programımızın sonuna geldik. Programımızı her hafta düzenli olarak düzenlemeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta Tuzla Spor maçında büyük ihtimalle süre alacak yeni futbolcularımızı yorumlayacağız. Yeni futbolcularımızı ele alacağız. Ayrıca süre almasa dahi oyuncularımızın geçmişlerini konuşacağız. Ayrıca Tuzla Spor maçının da yorumunu yapacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.